1967 yılının yaz aylarında MTA kamplarına yaptığı ziyaretlerden Ankara'ya dönmekte olan, dönemin Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü Doçent Doktor Sadrettin Alpan ve beraberindekilerin, ülkenin yer bilimlerine olan ihtiyacı üzerine hararetli konuşmalarında belirir bu fikir. Alpan, kafasındaki bu fikri ODTÜ Mütevelli heyetinde beraber çalıştığı Profesör Doktor İhsan Doğramacı'ya da açar. Hoca Bey'in yanıtı nettir. Neden Hacettepe'de olmasın? O sıralarda MTA adına Fransa'da üst düzey devlet doktorasını bitirip yurda dönmüş, parlak, genç bir jeolog olan Gürol Ataman, Profesör Doktor İhsan Doğramacı'nın da dikkatini çekmiş ve dönemin Fen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Şenvar'ın önerisiyle kimya bölümünde jeokimya derslerini vermek üzere yeni kurulan Hacettepe Üniversitesi'ne atanmıştır. MTA Genel Müdürü Doçent Doktor Sadrettin Alpan'ın bir yer bilimleri araştırma merkezi kurma isteğini öğrenen Ataman, Doğramacı ve Şenvar'ın desteğiyle böyle bir merkezi Hacettepe'de kurabilmek amacıyla hızla çalışmalara başlar. MTA ile 10 yıllık bir protokol yapılarak Yer Bilimleri Enstitüsü kurulmasına karar verilir. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 30 Nisan 1968 tarih ve 222 sayılı kararı ile Yer Bilimleri Enstitüsü kurulur. Yer Bilimleri Enstitüsü kurulmasına kurulmuştur ama neredeyse her şey kağıt üzerindedir. O yıl doçent olan Gürol Ataman, TPAO adına yurt dışında doktora yapmış olan Baysal Batman ile enstitü bünyesinde jeoloji ve maden mühendisliği bölümlerinin kurulması için çalışmalara başlar. MTA ile yapılan protokol, enstitüye öğretim üyesi tahsisini ve laboratuvar kurulması desteğini içermektedir. Aynı yıl, jeoloji ve maden mühendisliği bölümlerine öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanır. 1968 yılının Ekim ayında Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle'ün Türkiye ziyareti planına Hacettepe Üniversitesi de dahil edilir. Bu gezide de Gaulle'ün mihmandarlığını Gürol Ataman yapar. De Gaulle, ziyareti sırasında Doğramacı ve Ataman'a yeni kurulan bu enstitü için destek sözü verir. Bu sayede Fransız hükümetinden altyapı, analitik cihaz ve öğretim üyesi bursları alınır. Bu destek programı, Hacettepe Üniversitesi'nde yer bilimleri eğitim ve araştırma olanaklarına, etkisi onlarca yıl sonra bile hissedilen belirgin bir ivme kazandırır. Yer Bilimleri Enstitüsü, öğretim elemanı kadrosu ve binası olmamasına rağmen Sığıya yerleşkesindeki kimya bölümünde eğitim ve araştırma faaliyetlerine 1968 yılında başlar. Dersler, başta doçent doktor Sadrettin Alpan ve MTA'lı doktoralı jeologlar tarafından verilir. 1970'li yıllar Yer Bilimleri Enstitüsü'nün kadrosunun giderek zenginleşmesine sahne olur. DSİ'den Süleyman Kocaefe ve Sungu Gökçen, Almanya'da doktora yapmış Doktor Yavuz Erkan, Biyoloji Enstitüsü'nden Doktor Gülden Gitmez öğretim üyesi olarak atanır. ODTÜ mezunu Seyfi Kulaksız ve İstanbul Üniversitesi mezunu Yalçın Yusufoğlu ise enstitünün ilk asistanları olurlar. Ardından yurt dışında doktora yapan ve ek görevli derslere giren Doktor Orhan Baysal, Doktor Mümin Köksoy, Doktor Berkin Salancı, Doktor Osman Yılmaz, Doktor Saldıray İleri ve Doktor Erçin Kasaboğlu da kadroya katılırlar. İlerleyen tarihlerde Ussal Zeki Çapan ve Ersen Buket gibi yeni akademisyenlerin de katılımıyla enstitü kadrosu giderek büyür. Lisans eğitim öğretim programı 1968 yılında 5 yıllık olarak başlar ve 1969 yılında 6 yıla çıkartılarak öğrenciler yüksek mühendis derecesiyle mezun olurlar. 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Fen ve Mühendislik Fakülteleri ayrılır ve Jeoloji Mühendisliği bölümü Yer Bilimleri Enstitüsü çatısı altında Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alır. 1973 yılında üniversitelerde yapılan yeni bir düzenleme sonucunda Jeoloji Mühendisliği bölümü Yer Bilimleri Enstitüsü'nden ayrılarak doğrudan Mühendislik Fakültesine bağlanır ve 4 yıllık eğitime geçilir. Ancak lisans üstü eğitimi 6 Kasım 1981 tarihinde varlığı sona erdirilene kadar mezuniyet sonrası eğitim fakültesi MESEF bünyesindeki Yer Bilimleri Enstitüsü çatısı altında devam eder.
Yer Bilimleri Enstitüsü'nün kaldırılmasının ardından özellikle yurdun yer bilimleri sorunlarına odaklanmış yükseköğretim kurumlarından beklenen bilimsel araştırma, uygulama alanına destek, yayın danışmanlık görevlerini yerine getirmesi amacıyla 1983 yılında Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) ve 1987 yılında Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM) kurulur. Yoğun ders programının yürütülmesinde öğretim kadrosunun darlığı kadar fiziksel ortamın yetersizliği de belirginleşir. SİHE kampüsündeki kimya bölümü bünyesinde giderek büyüyen yer bilimlerini barındıramaz hale gelmiştir. Bu sıralarda hızla gelişen Hacettepe Üniversitesi'nin giderek artan fiziksel mekan gereksinimini karşılayacak Beytepe Yerleşkesi'nin inşaatı ilerlemektedir. Beytepe Yerleşkesi'nin inşaatını Profesör Doktor İhsan Doğramacı, Doçent Doktor Sadrettin Alpan, Profesör Doktor Gürol Ataman, Doçent Doktor Baysal Batman ve Profesör Doktor Cemil Şenvar bizzat yerinde defalarca incelerler. Su gereksiniminin karşılanması için yapılan sondajları MTA gerçekleştirir. Yer Bilimleri Enstitüsü kendine ait bir binaya sahip olacağı Beytepe Yerleşkesi'ne 1974 yılının ikinci yarısında taşınır. Beytepe, Ankara şehir merkezinden 20 kilometre uzakta, yoktan var edilmeye çalışılan, kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ başıdır ilk zamanlar. Yeni profesör olan Gürol Ataman, sadece yer bilimleri için değil, yokluk içinde sıkıntı çeken Beytepe yerleşkesinin de hızla gelişmesi için tam yetkili rektör yardımcısı olarak canla başla çalışır. Bu arada, Ocak 1977'de ülkenin su varlıklarının yer bilimci yaklaşımıyla değerlendirilmesi amacıyla Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü kurulur. İlk bölüm başkanı yine Profesör Doktor Gürol Ataman'dır. Ancak bu bölüm 1983 yılında kapatılarak Hidrojeoloji Mühendisliği eğitim programını da içerecek şekilde Jeoloji Mühendisliği bölümüne bir anabilim dalı olarak bağlanır. Profesör Doktor Ataman, ilerleyen yıllarda giderek artan idari sorumluluklarına rağmen enerjisini ve heyecanını hiç yitirmeden yer bilimlerinin ilerlemesi için tüm olanakları zorlar. Ne yazık ki 2 Ağustos 1986 günü Polatlı yakınlarında geçirdiği bir trafik kazasında eşi Profesör Doktor Mualla Ataman ile birlikte aramızdan ayrılır. Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Camiası çok şey borçlu olduğu Gürol Ataman'ı hiçbir zaman unutmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü, aradan geçen yıllar boyunca giderek genişleyen nitelikli kadrosu, geniş çeşitlilikteki analitik yapısı ve güncel gereksinimlere göre şekillenen fiziki alanları ile yurdumuzda yer bilimleri alanında artık en yetkin kurumlardan biri olarak bilinmektedir. Bugün Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü, genel jeoloji, uygulamalı jeoloji, maden yatakları jeokimya, mineraloji, petrografi ve hidrojeoloji programı olmak üzere 5 ana bilim dalında toplam 47 akademik ve 17 idari personel ile faaliyetlerine devam etmektedir. 2017 yılı itibariyle bölümden mezun olan 2901 lisans ve 495 yüksek lisans doktora öğrencisi, çalıştıkları kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde eğitimleri sırasında kazandıkları araştırmacı ve bilimsel bakış açısıyla öne çıkmaktadırlar. Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri ailesinin aramızdan ayrılıp ebediyete göç eden değerli öğretim üyeleri Gürol Ataman'ı, Ussal Zeki Çapan'ı, Akın Gökışık'ı, Sungu Gökçen'i, Muzaffer Evirgen'i, Baysal Batman'ı, Vedat Doyuran'ı, Yavuz Erkan'ı, Okan Delibaşı, Mümin Köksoy'u, Halil Turşucu'yu ve Saldıray İleri'yi, ayrıca yitirdiğimiz tüm personelimiz ve öğrencilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Başta bölümümüzün kuruluşunda önemli rolü olan ve uzun süre yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders de veren MTA Enstitüsü'nün eski genel müdürü Doçent Doktor Sadrettin Alpan ile emekli olmuş tüm çalışanlarımıza verdikleri emekler için teşekkürü borç biliyor, kendilerine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Daha nice 50 yıllara. Daha iyiye,
en ileriye.